Merhabalar arkadaşlar. Video altına yorum olarak yazdığınız tire hissesinin teknik analizini yapacağım. Tire hissesiyle ilgili gördüğüm şu arkadaşlar. Tire şu an için direncinde ve direncini zorluyor. Direncini kırmak istiyor. Direncini kırarsa arkadaşlar tire hissesinin yukarıda çıkabileceği hedefleri şu. Yakın zaman için görebileceğini var. 11 11 evet 11 ben buna 11,5 diyeyim arkadaşlar ya. Çünkü bu maksimum rakama bunu göremeyebilir. Ben o yüzden dolayı 11,5 diyorum buna. Yukarıda görebileceği 11,5 var. Burayı kırması halinde ise yapabileceği şu an için maksimum değeri 13,90 diyor. Yani arkadaşlarım maksimum olarak yapabileceği şu an için ne diyebilirim buna ben? 13,90 ama 13,90'ı göstermeyebilirler. 13,5 diyeyim burada arkadaşlar. Aşağıda ineceği yerler ise burası kritik noktası. Aşağıda 4,95'i var. 4,95'in kırılması halinde ise 3,23'ü var. Ve hisselerin gelebileceği en kötü yer olarak da arkadaşlar en kötü yer olarak da şurayı görüyorum ben. 1,77 seviyesi. Buraya gelmeyebilir ama şuralarda da kalabilir. En kötü yer olarak söylüyorum buraya arkadaşlar. Arada şu arada da şey var. Bakın göstereyim. Destekleri var arkadaşlar. Şu alanda da destekleri var. En kötü yer az önce verdiğim yer en kötü yeriydi arkadaşlar. Yani burada da kalabilir. Burası da önemli bir yer. Mesela şu direnç de çok önemli. Hatta ben en kötü yer olarak orayı vermeyeyim arkadaşlar. Direkt burayı vereyim. Hissenin geleceği en kötü yer olarak burayı vereyim. Aşağısını vermek istemiyorum. 2.31 var. Yanlış olmasın. 2.31. 2.35 diyeyim arkadaşlar buna ben. 2.35'i var. Bu aşağıyı vermek istemiyorum. Orası endeks çökerse öyle aksi durumda çok kötü durumda gelir. Gerçi burası da baya kötü bir yer ama getirebilirler. Bu noktayı getirebilirler arkadaşlar. Bunları yazacak olursak yukarıda görebileceği trenin ne vardı? 11.50'si var. 11.50'yi kırması durumunda görebileceği en iyi rakam olarak şu an için görülen 13.50'si var. Aşağıda ise aşağıda da inebileceği ciddi rakamlar var arkadaşlar. Ne var aşağıda? 4.95'i var. 4.95'in kırılması halinde 3.23'ü var. Ve şu an için en kötü olarak görülen noktada ben aşağısını görmek istemiyorum arkadaşlar. Aşağısı endeks çökerse ancak olur, öyle olur. Başka türlü gelmez. 2.35'i var arkadaşlar. 3 tane aşağıda destekleri var. Kırması gereken 3, 2 tane de yukarıda dirençleri var arkadaşlar. Görebileceği maksimum değerler. Şu an için şu fazlaları var. Şu fazlasını yapar mı? Bunun için bir şey söylemek şu an için erken arkadaşlar. Şunu. Yani yukarıda kırarsa maksimum o dediğim rakamı da kırarsa maksimum buralara kadar gelebilir ama bir şey etmek lazım arkadaşlar. Bakmak lazım. Tire görüldüğü gibi uzun süre yataya sarmış. Yatırımcısını bıktırmış bir hisse. Buralarda bayağı mal toplamış. Sonra start verilmiş. Yukarı hisselerse çıkarabilirler arkadaşlar. Yani bakın. Yani bayağı bir sıktırmışlar ama ya. Bayağı bir sıkmışlar. Yıllarca yıllarca çıkarmışlar. Güzel seviyelerde görülüyor ama oraya da getirebilirler. Çünkü burada yeterince mal toplanmış. Bakın arkadaşlar. Burada yeterince mal toplanmış yıllara göre yayıldığı zaman. İyi mal toplamışlar. İyi ortalama düşürmüşler. Start vermişler. Çıkarabilirler mi? Evet burada mal satarlar bir kısmını. Burada bir kısmını satarlar. Ve çıkarırlar. Orada da bir kısmını satarlar. Ondan sonrası da yani ondan sonrası da şu an muamma arkadaşlar. Ana bakın geniş bant aralığı şurası arkadaşlar. Şu geniş bant aralığı burası. Şu an için en iyi söyleyebileceğim, en iyi söyleyebileceğim ifade arkadaşlar şu 20'li rakamlar. En iyi şu an için görülen ama şu an için görülen. Bundan sonrası için de tabii ne söylemek gerekir. O zaman ileride bakmak lazım. İleride bir daha sorarsın arkadaşlar. Tekrardan bir analiz yaparız. Ben altını ve üstünü verdim. En kötü yerleri, en iyi yerleri verdim. Karar size kalmıştır. Yukarıdaki hedefi yazmadım arkadaşlar. Yukarıdaki hedefi buralara gelince bakmak lazım. Farklı bir teknik analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.